Leylekler bir haftaya kalmaz gelir cümlesindeki altı çizili ad için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar leylekler lerler aldığı için çoğul isimdir. Beş duy organımızla algılayabildiğimiz için somuttur. Hatta özelliklerini buraya yazayım somuttur. Özel değildir yani tüm leylekler için leylek kelimesi kullanılır. O yüzden tür adıdır. Diğer adı cins isim yani cevap B. Varlıklar, nesneler birleşerek bir takım birlikler oluşturur. Böylece topluluk adları ortaya çıkar. Buna göre cümlelerin hangisinde topluluk adı yoktur? Birinci cümlede öbek, ikinci cümlede takım, üçüncü cümlede sürü, dördüncü cümlede orman, topluluk adı beşte yok. Cevap E. Aşağıdaki dizelerin hangisinde özel ad kullanılmamıştır? A'da Veysel, B'de Ulu Kışla, C'de Türkçe, D'de Araplı Bel, bu bir yer ismi. E de yok. Cevap E. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi isim görevinde değildir? Arkadaşlar gün kelimesi isimdir. Köşe de isim, kolaylık ve deneme de isim. Fakat kesin burada sıfat olarak kullanılmış. Bakın diyor ki kesin çizgi, çizgi isim. Nasıl çizgi, kesin çizgi, nasıl sorusunu isme sorduğumuzda aldığımız cevap bize niteleme sıfatını verir. Yani burada niteleme sıfatı var. Cevap C. Tür adları tekil olarak kullanıldıklarında bazen çoğul anlam içerir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bu olayı açıklamaya örnek gösterilemez. A. Okuyucu beklentilerini açığa vurup sanatçıyı yönlendirmelidir. Arkadaşlar soruda sorduğu şu. Mesela burada okuyucular desem genel olarak tüm okuyucular kastedilebilir mi? Okuyalım tekrar. Okuyucular beklentilerini açığa vurup sanatçıyı yönlendirmelidir. Evet belli bir okuyucudan bahsetmiyor. Tüm okuyuculardan bahsediyor. O yüzden bu gider. B teknoloji insanoğlunu olumsuzluğa ve strese sürüklüyor. Bir insanoğlundan bahsetmiyor, tüm insanlardan bahsediyor. Yani teknoloji insanları olumsuzluğa ve strese sürüklüyor anlamında genel anlamda kullanılıyor yani. C konuyu aile avukatımıza danışmadan sizinle görüşemem. Avukatımız bu sadece bizim avukatımız, bir ailenin avukatı, bilinen, bahsedilen, konu edilen ailenin avukatı. O yüzden bu genel anlamlı değil, çoğul anlam ifade etmiyor. D. Kediler yani tüm kediler ne yazık ki nankörlüğün sembol haline gelmiştir. Oldu. E. Şiirler mutlaka estetik özellikler taşımalıdır. Tüm şiirler anlamında genel bir şey kastetmiş. Cevap C. Bu dizelerde isim görevli kaç sözcük vardır? Arkadaşlar yer isim, martı isim, kanat isim, yok isim yani cevap A. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi haleki almıştır? Arkadaşlar halekleri e yani yönelme, i belirtme, d bulunma ve den ayrılma hali. Fısılda d da fısıldan fısıldamak bu yapım ekidir. Candan insanlar den gibi görünse de, isminden hali, ayrılma hali gibi görünse de artık görevi farklı. Burada yapım eki görevinde kullanılmış. Nasıl insan? Candan yani samimi insan. Artık burada yapım eki. Burada bunu çeldirici olarak vermiş. Çalışkan kişiden. İşte bu ismin hal eki. Cevabımız geldi. Kitapları çantaya sığmıyordu. Onun kitapları, onun anlamını verdiği için iyi hali değil. İyilik ekidir. Bu da gider düşmeden burada da meden madam var zarf fiil eki, cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisine güzel sözcü attır? A güzel yazı yazmaya ona bırakalım. Yazı isim nasıl yazı güzel yazı nasıl kelimesine isme sorup cevap aldığımda sıfatı niteleme sıfatını verir. Bu şehrin en güzel evinde oturuyorlar. Ev isim nasıl ev güzel ev gene isme sordum nasıl sorusunu cevap aldım niteleme sıfatını verdi. Bu da sıfat. C bu resmi aslına uygun bir biçimde güzel çizmiş. Çizmek fiil. Nasıl çizmiş? Güzel çizmiş. Fiile sordum nasıl sorusu da bana zarfı verir. Bu da gider. Bize ismi sormuştu. Güzel günlerimiz olacak diyor ama ben inanamıyorum. Günler isim. Nasıl günler? Güzel günler. Yine nasıl isme sordum. Cevap aldım. Demek ki niteleme sıfatı. Bu da gitti. E güzel, çirkin, iyi, kötü gibi kavramlar kafamı karıştırıyor. Burada isim olarak kullanılmış. Yani cevap E. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A cins isim yani tür adı yani birçok varlığı karşılayabilen isimler. Çoğul isimlerler alan topluluk ismi aynı varlıkları birleştirerek karşılayan. D somut isim duyu organlarıyla algılanabilen. E soyut isim algılanamayan. Bakalım dünyalar. Dünya cins isimdir, tür ismidir. Aynı zamanda dünyalar olduğu için burası çoğuldur. da Gider bakın bu gitti, bu gitti. Martılar, martıda da çoğulluk var. Geçiyorum. Çiçekler de çoğul. Bunları da geçiyorum. Ama martı mesela somuttur. Somut da buradan gider. Telaş da soyuttur. Bu da gider ama topluluk ismi yok. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? İkilemelerin görevleri isim, sıfat ya da zarf olabilir. A ne gerekiyorsa alın. Eksik gedik kalmasın. Eksik gedik isim olarak kullanılmış. Kirpas ikileme isim. İngilizce isim nasıl İngilizce? Yarım yamalak İngilizce nasıl sorusunu isme sorduğumda aldığım cevap bana sıfatı verir. Cevap geldi aslında. Hatır gönül isim. Kanlı bıçaklı isim. Cevap C. Bazı sözcükler isim olmadıkları halde cümle içinde isim göreviyle kullanılabilir. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu durumu örnekleyen bir kullanım vardır? D'de var arkadaşlar. Kara kelimesi normalde sıfattır. Mesela kara, göz, kara, üzüm normalde sıfattır. Fakat burada önünde bir isim olmadığı için, bakın virgülle bitmiş zaten, önünde bir isim olmadığı için artık bu karadır. Yani isim olarak kullanılmış, sıfat görevi gitmiş. Çünkü sıfat olması için önünde isim olması gerekiyor. O yüzden cevap D. İsimler çokluk eki almadan türünün bütün varlıklarını ifade edebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen çokluk eki almamış isim, türünün bütün varlıklarını ifade etmemektedir. Orkidelerler getirelim. Orkideler gölge ama ışıklı yerleri seven, yetiştirilmesi emek isteyen çiçeklerdir. Tabii yüklemi de çoğul yapacağız. Tüm orkideleri kastetti, bu olur. B evde anne babasıyla ile iletişim kuramayan gençler zamanla içine kapanıp çevresine yabancılaşıyor. Tüm gençleri kasteder anlam var bu cümlede de. C çocuklar getirelim bakalım. Narin bir çiçek gibidir, sevgiyle büyür. Bakın tüm çocuklar kastediliyor cümlede. D uzun yıllardır yürümeyen bu hasta kök hücre tedavisiyle ayağa kalkacak. Burada hastalar diyemem çünkü bu hasta diyor. Belli bir hastayı kastediyor. O yüzden burada tüm hastalar kastedilmiyor. Cevap geldi e şiirler bakın tüm şiirleri kastediyor kimi zaman insanın yüreğinde kimi zaman aklında fırtınalar estirir yani cevap de